Unity derslerinden herkese tekrar merhaba. Videonun tarzından da anlayabileceğiniz gibi genel dersler serisini biraz değiştirdim. Bundan sonra haftalık kendi bulduğum veya sizin önerdiğiniz projeler halinde bir şeyler yapıp onları az da olsa ders tadında anlatacağım. Ders tadında derken kodları vesaire yaptığım sistemleri anlatıp ekranda uygulamalı ve görsel olarak bir şekilde göstereceğim. Aynısını yapmak isterseniz onlara bakarak tek tek kodları vesaire yazıp takip edebilirsiniz. Takıldığınız yerlerde de soru sormayı unutmayın. Özellikle Discord'dan ve YouTube'dan. Ayrıca bu tarzı beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz videonun sonunda bir anket var. Sağ üstten oradan cevaplayıp şey yaparsanız ona göre hareket ederiz. İyi seyirler. Bir projeye başlamadan önce size de tavsiyem yapmanız gerekenleri ya bir yere yazın ya da aklınızda tutun. Bu herhangi bir kodu yazarken de olur. Bir sistemi oyuna eklerken de olur. Komple proje olarak düşünmeyin. Herhangi bir şeyde kullanabilirsiniz. İki boyutlu bir build sistemi yapmak için bazı şeyler gerekiyor. İlk önce imlecin tıkladığı yeri bulmam lazım ki oraya spawn edeyim objeyi ve oraya objeyi spawn edeceğim. Sonra bu spawn ettiğim objenin pozisyonunu gereken formülle yuvarlamam gerekiyor. Direkt yuvarlarsam saçma sapan değerler alacak. Boyutuna uygun bir şekilde çarpıp bölüp yuvarlamam gerekiyor. İstediğim tuşlara basınca genelde QE, objeyi sağa sola 90'ar derece döndürmek. Koymadan önce nasıl duracağını gösteren outline, dış çizgiler, böyle Minecraft'ta imleci götürdüğünüzde kenarları nasıl siyah oluyorsa öyle bir şey. Bir tane build menüsü objelerin arasında geçiş yapmak için ve aynı noktaya tekrardan obje koyamama, yoksa koyarsak çok saçma olur, güzel olmaz. İlk olarak tıkladığım yere belirttiğim objeyi spawn eden bir kod oluşturdum. Tabi bu kod istediğim şeyi içermiyordu. Ben grid sistemi istiyordum. Koyduğum objeleri serbest bir şekilde koyabildiğim için istediğim şey olmuyordu. Yani düzgün yapılar yapmak, düzgün sistem, düzgün bir şeyler yapmak çok zor oluyordu. Onun için önce bir grid sistemi getirdim. Getirdiğim yeni sistem tıkladığım noktanın X ve Y eksenlerindeki değerlerini alıp en yakın tam sayıya matef round komutuyla yuvarlıyordu. Yani 1.2 ise 1'e yuvarlıyordu. Tabi bununla da düzgün işler yapmak mümkün değildi. Gidiyorduk işte 1.2'ye tıklıyordum, 1'e yuvarlıyordu. Ama objelerim 64-64 olduğu için arada boşluk kalıyordu. 100'e 100 olsa sıkıntı olmayacak. Ve burada kameranın görüş alanını büyütüp çözebilirim ama o kolaya kaçmak olur. Biz zoru severiz. Objelerim 0.64, yani 64'e 64 şey oldukları için, piksel oldukları için, piksel diyeyim. Bir bölme bir çarpmayla bunu halledebilirdik. Atıyorum 5.123 benim tıklamış olduğum pozisyon. Bunu 0.64'e bölersem 8 nokta küsür çıkar ve en yakın tam sayı yuvarlarsam 8 yuvarlarım. Bunu tekrar 0.64'le çarparsam 5.12'ye almış olurum. Yani 0.64'ün katı olan 5.12'ye bu değeri çekmiş olurum. Nasıl sağlarsınız? 5.12'yi 64'e bölerseniz 0.08 çıkar. Oradan ilerleyebilirsiniz. Objeleri yerleştirmeyi de yaptık. Matev round vesaire de yaptık. İstediğimiz yere objeleri koyabiliyoruz. 0.64'lük katlar halinde. İstediğimizi yapabiliyoruz ama ne sıkıntımız var? Performans problemimiz var. Objeyi koyduğumuz yere bir başka objeyi daha koyabiliyoruz. Bunun olması çok saçma olur. Aynı anda üst üste 20 tane küp koymak çok gereksiz bir hareket. Bunu engellemek için bir kod yazalım. Yani yazdık. Cam build'li bir kod. Eğer Raycast'in vurduğu bir obje varsa inşa edemez. Böyle bir obje yoksa inşa edebilir tarzında çalışıyor. Basit bir şekilde işi götürüyor. Tabii bu objeleri koyduk. Bunları kaldırmamız da gerekiyor. Mouse sağ tuşa bastığımızda ve mouse'un altında bir obje varsa vurduğumuz obje, altındaki objeyi destroy ediyoruz. Oyundan kaldırıyoruz. Ardından bu demiştim, bir hitbox tarzı bir şey oluşturacağız demiştim. Minecraft'taki sistem
olduğu gibi onu ekledim oyuna. En tepede bir tane preview bloku belirledim. Ve o bloğu float hit x ve hit y değerlerindeki pozisyonlara update içerisinde eşitledim transform ve position'la birlikte. Sonuçta preview'ler solid bloklar değil, yani oyunda öyle görebildiğim bloklar değil. Görebildiğim değil de yani koyabildiğim şeyler değil. O yüzden bu şekilde yapmak mouse pozisyonunda gitmesini sağlamak daha kolaydı. Ardından bir menü kodu oluşturdum. Menü kodum build sistem, yani build sistemi koduma erişecekti. İnşa yapabildiğim objeleri bir listeye oluşturdum. Onları değiştirecekti. Build sistemdeki inşa edeceğim objeyi değiştirecekti listeden çekip. Ve bir menü oluşturdum. Build menüsü. Onu da açıp kapatacaktı. Pardon, sadece kapatacaktı. Öbür sistem açacaktı. Burada düğmeye basıldığı zaman verdiğim indekse göre spam edeceğim objeyi listeden hangisini istediysem onu seçiyor, koyuyor. Yani rampa istiyorsam rampa, küp istiyorsam küp. Az daha atlıyordum. Arada bir de rotasyon sistemi ekledim. Q ve E tuşlara bastığım zaman bloklarımı, spawn edeceğim bloğu ve preview objesini 90'ar derece sağa ya da sola hangi tuşa bastıysam döndürüyor. Spawn ettiğimde zaten bu Z rotasyonunu uygulayıp dönmüş bir şekilde gösteriyor. Ayrıca preview kısmında da yine en başa dönerseniz büyük kodda vardı. En başta değil, birazcık geride, en büyük kodda vardı. Sonra da zaten koyarım büyük kodu. Preview çizgilerinin rotasyonu yaptık dedik ama doğru düzgün göstermedim. Bu kodla hem build'in rotasyonunu hem preview'in rotasyonunu oyun içinde çevirmiş olduk. Ayrıca preview'leri 3 objem var. Gördüğünüz gibi bir küp, bir rampa, bir de değişik bir yarı rampa şeklim var. Her biri için ayrı bir preview oluşturdum GIMP'te. Yani bunları yapmayı göstermeyeceğim. Çünkü GIMP ayrı bir programa giriyor. GIMP kullanmayı bilmeniz lazım. Yani istiyorsanız onun da herhangi bir şekilde dersini çekebiliriz. Sıkıntı olmaz. Bu da çok basit zaten. Q ve E tuşlarına basarak dediğim gibi Z rotasyonuna 90 ekliyoruz, 90 çıkartıyoruz. Pozisyonları, rotasyonlarını ona göre ayarlıyoruz. En son olarak da bu preview'ler build menüsünden başka bir objeye geçiş yaptığım zaman, diyelim ki rampa koydum, preview'im de ortada bir yerde duruyor. Taba basıp başka bir şey seçtiğim zaman, taba basmayı da söylemedim, yine büyük kodda var, göstereceğim birazdan. Tuşa basıp başka bir şey seçtiğim zaman rampanın outline çizgileri ekranda kalıyordu. Kalmaması için Reset View Post adı altında preview'lerin olduğu listedeki bütün hepsini tek tek -10 pozisyonuna gönderiyor. Bunu başka şekillerde yapabiliriz. Set aktif, set bilmem neyle. Ben üşengeçlik olsun diye bu şekilde hızlıca hallettim bunu. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Umarım az çok anlamışsınızdır. Biraz karışık gelebilir. Atladığım yerler kesin vardır. %100 var zaten. İlk defa böyle bir video, böyle bu tarz bir video yaptım. Ama ben güzel olduğunu düşünüyorum. Yani ilk olduğu için fazla sövmeyin. İleriki bölümlerde gelişeceğini düşünüyorum. Sonuçta bunu yaparken bir sürü hata fark ediyorum. Yani önceden kodları ayarlamamam, yazmamam. Yani o ayarlayıp yazmamam değil, fotoğraflarını çekip gösterdim ya size. Onları fotoğraf değil de hani yazı olarak koymak. Görsel, daha görsel grafik şeylerinde hazırlayınca daha güzel olacağını düşünüyorum. Sistemi anlamadıysanız pek anlaşılacak bir video değil ama olsun, ben yine de beğendim. Siz yine de sağ üstteki anketten katılmayı unutmayın. Sistemi anlamadıysanız Discord'a gelin veya yorum atın YouTube'dan. Ben yardımcı olmaya çalışırım. 3 boyutlu build sistemini izlerseniz zaten bunu yapmakta sıkıntı çekmezsiniz. Umarım işinize yarar. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek, yayında mı? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Daha buna müzik bulacağım. Buna müzik bulmak var ya, bunu yapmaktan zor.